Kuru gıda sektörü son derece önemlidir değerli seyircilerimiz. Hatta ekonomimizin büyük yükünü de kaldırır. İşte bir firmadayız şimdi. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Mardin Kızıltepe Organize Sanayi Sitesi'nden sektörün lider firması Medi Gıda'dan sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi yanımızda firmamızın ortağı beyefendi Mehmet Mihtişan bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür ederim Sinan Bey. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bizi burada öncelikle konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Evet. Peki Mehmet Bey, şimdi çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Toptan gıda üzerine bölgede iyi bir konumdasınız. Medi Gıda olarak. Bunları anlatacağız. Ama önce ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Mehmet Mihtişan kimdir? Mehmet Mihtişan, 1974 doğumluyum. Evet. Mardin Derik'te doğmuşum, Balıkköy'de. İlk önce sektörüm çiftçilikti. Evet. Hayvancılık yapıyordum. Sonra 2006'dan beri bu gıda sektörüne geçmişim. Gıda sektöründe gıda siz 2006'dan beri. Evet. Peki. Şimdi Medi Gıda'yı 2006'da kurduk o zaman. 2006'da kurmuşuz. Burası ortaklı bir yer. Ortaklı bir yer. Kim ortaklarımız? Onları da bir zikredelim. Edip Elçiboğa, Saadettin Kandemir'le birlikte burayı kurmuşuz. Evet. Şimdi burası Mardin Organize Sanayi Sitesi'nde birinci bloktayız. Kaç metrekare bir yer burası? Burası 1000 metrekaredir. Çeşit olarak 1500 çeşitlerimiz vardır. Evet. Kaç uzman kadro çalışıyorsunuz burada? 16 kişi çalışıyoruz. 16 uzman kadro. Evet. Şimdi bol bir çeşit yelpazesi var değil mi burada? Doğrudur. 1500 tane çeşitten bahsediyorsunuz. Peki bünyenizde bu çeşitlerin içerisinde bayiliğini yaptığınız işler var değil mi? Doğrudur. Biraz bunları açalım mı? Gıda olarak Zeki Baldo pirinç Osmancık vardır elimizde. Burcu domates salçası, bir de konserve çeşitleri vardır. Mutlu makarna vardır. Bizce yağ vardır. Daren Gold içecek vardır. Mesut evet. Kuru yemiş vardır. Orta Doğu 21 çayımız vardır. İşte yani birçok çeşidi bünyenizde bayilikler olarak bulundurabiliyorsunuz. Doğrudur. Peki şimdi uzman bu kadronuzla tabii bunları dağıtımlarını yapıyorsunuz. Dağıtımlar nasıl gerçekleşiyor? Hangi bölgelere kadar gidebiliyorsunuz? Dağıtımcılarımız Mardin ile bütün ilçelere, nehye, köylere gidiyor. Bir de Urfa bölgesi, Viranşehir ile Ceylanpınar'a kadar gidiyoruz. Yakın ilçeler olduğu için herhalde oralara. Yakın olduğu için oralara da gidiyoruz. Kendi araçlarınızla mı götürüyorsunuz? Kendi araçlarımızı götürüyoruz. Bizim pazarlamacılarımız vardır. Gidip siparişleri alıyor. Ondan ertesi gün ondan sonra dağıtıcılar gidip dağıtıyorlar. Evet. Siparişler önceden alınıyor, sonra dağıtımlar sağlıklı bir şekilde gerçekleşiyor. Sağlıklı bir şekilde dağıtılıyor. Peki şimdi Mehmet Bey, hizmet verirken neye dikkat edersiniz diyeceğim. Çünkü bölgede yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız söz konusu. Bu anlamda en önem verdiğiniz konu nedir? Bu anlamda en önem verdiğimiz konu bir kere müşteri memnuniyeti. Bir kere müşteri memnuniyeti. İkinci bir etapa Kaliteli mal gitmesi, düzgün mal gitmesi, evet. Zamanında mal gitmesi, onlara çok dikkat ediyoruz. Bunlar önemli unsurlar. Bunlar önemli usuldür. Peki şimdi sizin burada bir de AVM projeniz var, bir de merkezde marketimiz var değil mi? Biraz doğrudur. Bunlardan bahsedelim. Doğrudur. Bizim bir marketimiz vardır. Tunç AVM, Mehmet Tunç ortağımızdır. Bir de havaalanı karşısında TOKİ denilen siteler oluyor yeni şehir olarak Kızıltepe'de. Evet. Orada bir market kurmuşuz, Tunç AVM. O da Mehmet Tunç'la birlikte yeni kuruluşa koymuşuz. Evet. Bir 20 gün içerisinde Allah'ın izniyle onun açılışı da hizmeti yaparız. Açacaksınız. Hizmeti açarız. Peki şimdi Mehmet Bey, hedefleriniz büyük diye sormak istiyorum. Planlarınızda bazı özel çalışmalar var. Medi Gıda olarak patentini aldığınız bir hizmet var değil mi? Yakında evet. Herhalde onu da hizmete açacaksınız kendi markanızla değil mi? Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle Nuşican olarak bir patent almışız. Onu da 10 bin metrekarelik bir yerdir. Paketlemeye başlayacağız. Onu da hizmet veririz Allah'ın izniyle. Peki neler yapmayı düşünüyorsunuz kendi bünyenizde? Yani gıda sektöründen mi hizmet yapacaksınız?
Yoksa deterjan alanında mı hizmetler olacak bu marka bünyesinde? Gıda sektöründe hizmet yaparız. Paketleme düşünüyoruz. Evet. Kuru yemiş düşünüyoruz. Şeker, lokum düşünüyoruz. Evet. Reçel, helva düşünüyoruz. Bu böyle. Bu tarz ürünleri yapacaksınız. Düşünüyoruz. Dediğiniz marka bünyesinde. Evet. Peki. Şimdi bölgede tabii uzun yıllar verdiğiniz bu hizmetlerle birlikte ben meslektaşlarınızdan size ayıran özellikleri merak ediyorum. Meslektaşlarınızla aranızda tabii bir tatlı rekabet vardır. Muhakkak vardır. Yok, Allah'a şükürler olsun. Şu an meslektaşlarımızla aramız iyidir. Evet. Her zaman onların bir ürünü varsa destek çıkıyoruz. Bizim bir ürünümüz varsa onlar bize destek çıkıyor. Yani rekabet varsa birbirinize yardımcı oluyoruz. Yani şu ana kadar aralarımız iyidir. Evet. Allah'a şükürler olsun. Peki Mehmet Bey, şimdi bu yeni markanızı sadece bu bölgede herhalde tanıtmayacaksınız değil mi? Türkiye'nin her yerine düşünüyor musunuz? Türkiye'nin her yerini düşünüyoruz. Bir de Suriye ile Irak bize yakın olduğundan dolayı yurt dışı pazarında da çalışmak istiyoruz. Evet. Niyetimiz vardır. Irak ile Suriye yakın olduğundan dolayı ihraca da düşünüyoruz. Peki, hayırlısı olsun diyelim. Ben size bu konuda başarılar teşekkür diliyorum. Ederim. Peki Mehmet Bey, toparlayacak olursak son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Medi Gıda'nın hizmetlerinden faydalanmış kişi veya kurumlara, Mardin'e, Kızıltepe'ye, bu bölgedeki insanlara son mesajınız neler olacak bir teşekkürünüzle birlikte? Son mesajımız bütün halkımıza, Türkiye'nin içindeki olan kişilere teşekkür ederim. Bizi destekledikleri için. Saygılarımızı sunuyoruz. Evet. İzlediği için çok çok teşekkür ederim. Bizi izlediği için çok çok teşekkür ederim. Evet. Peki Mehmet Bey, ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Size bundan sonraki iş hayatınızda firma ortaklarımızla birlikte, ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Tekrar ülkemize, Mardin'e, Kızıltepe'ye, bu bölgeye kattığınız bu güzel değerli çalışmalardan dolayı ben sizi kutluyorum. Çok sağ olun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet, değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Mardin, Kızıltepe'den, Organize Sanayi Sitesi'nden, sektörün lider firması Medi Gıda'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.